Merhaba değerli dostlar. Bir kere daha birlikteyiz. Pitagoras ve Pitagorasçılıkla ilgili fragmanları incelemeye devam ediyoruz. Geçen yayında Pitagoras'ın yaşamıyla ve kişiliğiyle ilgili fragmanlardan P29 ve P30'u incelemiştik. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz bu yayında. Hiçbir şey P31'i hemen ekrana yansıtmak istiyorum. Evet, ekranda da gördüğünüz üzere, Pitagoras'tan bahseden en eski kaynaklardan biri de Demokritos olabilir. Diogenes Laertios 938'de geçtiğine göre, burada Trasillos tarafından aktarılan bir bilgiye göre... ki burada... E, şey yapılmamış... öncesi alınmamış... sanki... Pitagorasçılara imreniyor gibiydi diyor... Trasillos. Kim için? Demokritos için. Yani atomcu filozof... Demokritos için... sanki Pitagorasçılara imreniyor gibiydi... bilgisi var. Sonra ekranda gördüğünüz fragmanda zaten Pitagoras'ın adını verdiği eserinde ondan övgüyle söz etmiştir diyor. Yani Demokritos Pitagoras'ın adını verdiği, Pitagoras adını koyduğu bir eserde Pitagoras'tan övgüyle söz etmiş. Bu bizim için önemli bir kaynak, referans olarak görülebilir. Zira Beşinci yüzyılın ortalarında doğduğu ve dördüncü yüzyılın başlarında vefat ettiği düşünülen Demokritos bizim için en eski kaynaklardan birisi olmuş olur. Pitagorasla ilgili olarak. Bununla birlikte ekrandaki P31 fragmanında yer almasa da devamında yine trasillosa dayanarak. Diogenes Laertios şunu aktarıyor: Demokritos bütün görüşlerini Pitagoras'tan almış gibidir ve zaman sorunu olmasa onun öğrencisi olabilirdi. Yani arada e, yüzyıllar fark olmasa onun öğrencisi diyebilirdik. O kadar çok Pitagoras'tan etkilenmiştir diyor. Evet, bizim için önemli bir referans. Gatri de bu P31 fragmanından bahseder. Yani Diogenes Lertios aktarımından. Demokritos'un Pitagoras üzerine bir kitap yazdığı söylenir. Ancak kitaptan günümüze kalan fragmanlar Pitagorasçı öğretiye hiçbir aleni gönderme yapmıyor diyor. Yani bu aktarımda şüpheyle karşılanmalı net bir şey söyleyebileceğimiz. Bir veri sunmuyor arkadaşlar ama en azından Demokritos'un Pitagoras'tan etkilenmiş olabileceğine ilişkin bir düşüncenin dolaşımda olduğuna dair bir fikir veriyor bize. Aldo Brancacci veya Brancacci Pierre-Marie Morel tarafından editlenen, Democritus Science, the Arts and the Care of the Soul başlıklı bir çalışma var arkadaşlar. Bir ilden çıkan. Burada Walter Lessing Democritus Works from Their Titles to Their Contents başlıklı bir makalesi var. 11. sayfada başlıyor. Onun 21. sayfasında şöyle bir yorum var. Farklı yazarların veya farklı filozofların eserlerini kategorize eden yazar Trasillos ki Diogenes diyorsun aktarımındaki aracı yazar da oydu. Şöyle diyor. Yani şuradan başlayalım. Demokritos'un birçok konuda çalışıyor olması birçok konuda bilgi sahibi olmaya çalışmasıyla ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla burada bir polimatya durumu vardır. Bu da onu Pythagoras'la ortak özelliğe sahip bir filozof kılıyor. Bunu sadece olumlu bir nitelik olarak ele almakla kalmamış Trasillos. Aynı zamanda Demokritos'un Pythagoras'la ortak bir niteliği olarak da görmüş olmalıdır. Polymatia niteliği onu olumsuz bir nitelik olarak gören Herakleitos tarafından ki bundan daha önce bahsetmiştik. Pitagoras figürüyle zaten ilişkilendirilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Diogenes Laertios 9.1 ve 8.6'ya bakılabilir. Elbette her zaman olumsuz bir şekilde görülmeyen bu nitelik genç antik döneme kadar onun figürüyle ilişkilendirilmeye devam etmiş gibi görünmektedir. Böylece Lucianus Vitarum Auctio 2'de Pitagorası çeşitli disiplinlerde uzman olarak sunar. Örneğin, aritmetik, astronomi, çeşitli e, mucizeler pratiği gibi. Hatta geometri, müzik ve e, şifacılık veya büyücülük gibi. Bu nedenle yazar Trasillos için Demokritos'u da Polimatiya ile ilişkilendirmek onu Pitagorasla ilişkilendirmek hatta Pitagoras'ın bir e, devamı olarak görmek anlamına geliyordu. Yani şöyle özetleyeyim, tabi burada makale uzun ama bu bölümü şöyle özetleyeyim. Diogenes Lertios'taki bu 938'deki Trasilos kaynaklı aktarımda da karşımıza geldiği gibi Demokritos ve Pitagoras arasında farklı disiplinlerde ...yoğunlaşarak çalışma konusunda bir benzerlik vardı. Dolayısıyla Demokritos... Pitagorasla ilgili böyle bir eser... ...yani Pitagoras adında bir eser yazmış olabilir. Ve devamında da söylendiği gibi... ...bu P31 fragmanında bulunmayan bilgi... ...görüşlerini Pitagoras'tan almış olabilir Demokritos diyor. Bu bizim için... Milattan önce 5. ve 4. yüzyılda yaşamış bir filozofla ilgili olarak önemli bir veri böyle değerlendirilebilir. Bu eseri özellikle de atomcu filozoflar veya atomcu felsefe ile ilgili çalışmak isteyen dostlarımıza öneririm. Democritus Science, the Arts and the Care of the Soul çok güzel makaleler içeriyor. Alanlarında uzman olan yazarlar tarafından yazılmış sevgili dostlar. Aynı makalenin devamında Lessel şöyle diyor: Trasillos'un Demokritos'u Pythagoras'ın bir devamcısı gibi gösterme niyeti, Pythagoras adlı eserini tüm eserlerinin listesinin başına koymasından da anlaşılmaktadır. Bu eserin gerçekliği hakkında ileri sürülebilecek şüpheler bir yana, bu önemli bir gerçektir. Hades'teki şeyler üzerine veya Hades'tekiler üzerine başlıklı eserin üçüncü sırada yer alması da tesadüfi olmayabilir. Diyor. Sonra bakıyorum devamında. Proklos'un, Demokritos'un bu eserde öldüklerine ve sonra tekrar yaşadıklarına inanılanlardan bahsettiğine dair yorumunun işaret ettiği üzere burada da Demokritos, Pitagorasçı e, ruh göçü öğretisini devam ettiriyor savunuyor olabilir günümüze ulaşmayan eserinde. Tabi her defasında aynı sorunla karşılaşıyoruz. Özellikle de presokratik filozofların eserleri günümüze ulaşmadığı için neredeyse aktardığımız her bilgi onların kayıp eserleriyle ve düşünceleriyle ilgili her bilgi şüpheyle karşılanacak ve güvenilir olmayan bilgiler olarak karşımıza geliyor. Burada da aynı durum geçerli. Burada bilimsel ve akademik bir spekülasyon üretildiğini tekrar hatırlatmak isterim sevgili dostlar. Sonra Lezel şöyle diyor devamında. Bir dizi matematiksel ve müzikal eserin katalogta yani Trasillos'un kataloğunda işgal ettiği yerde Demokritos'un Pitagorasçı eğilimlerinin kanıtı olarak gösterilebilir. Son olarak Demokritos'un kitapları söz konusu olduğunda listelerinde tetralojik bir sıralamanın benimsenmesine Platon'un kitapları söz konusu olduğunda verilen gerekçe yani dramaların tetralojiler halinde düzenlenmesine uygunluk verilemez. Çünkü Platon'un diyaloglarının aksine bunlar bir tür drama olarak kabul edilemez diyor. Bunun da Demokritos'un sözde Pitagorasçılığını muhtemelen Pitagoras tetraktisleriyle ilgili bazı numerolojik spekülasyonlar aracılığıyla belirginleştirmek için bir araç olduğundan kuş kullanılabilir. Trasillos'un Demokritos'u bir Pitagorasçı olarak gördüğü gerçeği Diogenes Laertius'un ifadesinden az önce size aktardığım o aktarımdan yeterince anlaşılmaktadır. Sonra burada yine Diogenes Lart, Lertios'tan aynı aktarımı yapıyor yazar. Gerçekten de önemli bir aktarım. Onu bir kere daha aktarayım isterseniz size. Demokritos sanki Pitagorasçılara imreniyor gibiydi. Zaten Pitagoras'ın adını verdiği eserinde ondan övgüyle söz etmiştir. Bütün görüşlerini ondan almış gibidir ve zaman sorunu olmasa onun öğrencisi olabilirdi. Trasillus'un söylediği budur. Dolayısıyla tekrar aynı yere varıyoruz. Milattan önce 5. ve 4. yüzyılda yaşamış bir filozofu Pitagoras'tan bahseden, hatta onu örnek alan ve onun fikirlerinin sürdürücüsü olduğunu savunan bir aktarım bizim için önemlidir tarihsel olarak. Bununla birlikte Lesel devamında antik çağda Platon ve Demokritos arasındaki karşıtlığın ikisinin de Pitagoras'ın devamcıları yani sürdürücüleri oldukları için ortadan kaldırılabileceği yani Platon ile Demokritos arasında bir karşıtlık olduğu fikrinin temelsiz olduğunu bu eserlerle kanıtlamış olabilir diyor. Çünkü burada Platon'un eserlerinin de sıralandığı, kategorize edildiği yer var ve orada da Platon'un, Pitagoras'ın sürdürücüsü, yani onun öğretisini devam ettiren bir filozof olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla Trasilos bu aktarımlarıyla Demokritos ile Platon arasındaki karşıtlığı ortadan kaldırmak istemiş olabilir. İkisini de Pitagoras'a dayandırarak bunu söyleyebiliriz. Ama tabii bizi ilgilendiren şu an Platon ile Demokritos değil. Pythagoras bizi ilgilendiriyor. İkisinin fikren ortak atası diyelim. Ee, şimdi bir sonraki fragmana geçebiliriz P32'ye. Yine Demokritos'un neredeyse çağdaşı olan başka bir presokratik filozof olan Ksenofanes de yine Pythagoras'a bir takım göndermeler bulunuyor. Yine kaynağımız Diogenes Leartios. Bu sefer 836 P32 fragmanı Krans Kranz'da 21 B7 ve tabii ki sonunda da görüyorsunuz Xenophanes'in fragmanları içinde D64 tabii Lux Most'un derlemesinde öyle klasik Library'deki Early Greek Philosophy serisinde. E, ee, tabii Xenophanes'in fragmanlarını ben de çevirmiştim. Can yayınlarından çıkmıştı biliyorsunuz. Orada da bulunan bir fragman. Tabii burada bir bölümü alınmış. Ben Diogenesler diyorsun 8.36'da e, Pitagoras'la Xenophanes arasındaki ilişki. Yani daha doğrusu Xenophanes'in Pitagoras'tan nasıl bahsettiğini size aktarmak isterim bir bütün olarak. Diogenes Lertios 8.36'da şöyle deniyor. Ksenofanes aşağıdaki elegeyasında onun bazen öyle yani Pitagoras'ın bazen öyle bazen böyle olduğuna tanıklık eder. Başlangıcı şöyle: Şimdi yine başka bir konuya gireceğim, yol göstereceğim. Böyle diyor. Onun hakkında söyledikleri de şöyle, onun dediği tabii ki Pitagoras. Ksenofanes'in Pitagoras hakkında söyledikleri şöyle. Bir gün Pitagoras sopayla dövülen bir eniğin yanından geçerken ona acımış ve şöyle demiş. Dur vurma. Çünkü o sevdiğim bir adamın ruhu. Bağırışını duyunca onu tanıdım. 8.37'de Ksenofanes bunları söylüyor diye de bir aktarım yapılmış. Yani Ksenofanes burada özellikle son aktardığım e, aktarımda. Bir gün sopayla dövülen bir eneğin yanından geçerken ona acımış ve şöyle demiş. Dur vurma çünkü o sevdiğim bir adamın ruhu bağırışını duyunca onu tanıdım e, dizeleri aslında Pitagoras'ın ruh göçüyle ilgili öğretisine bir referanstır. Bizim için önemli. Yani Kısanofenes'in bir şiirinde ki 5. yüzyılın ortalarında doğmuş ve 4. yüzyılın ...başlarında ölmüş bir filozoftan bahsediyoruz. Tıpkı Demokritos gibi. Yine Pythagoras'la ilgili özellikle onun ruh göçüyle ilgili fikrinin... ...ne kadar dolaşımda olduğunu ve bilinmekte olduğunu bize gösteriyor bu fragman. Yani Pythagoras'la ilgili en eski aktarımlardan birisi yine 5. ve 4. yüzyılda bulunmaktadır. Bu arada Pythagoras, Demokritos ve Xenophanes'in doğum ve ölüm tarihleri ortalama olarak şu an ekranda görüldüğü gibi hani tarihsel olarak da bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Gadri az önce aktardığım Xenofanes fragmanındaki Pitagoras'a atıfla ilgili şöyle diyor. Kolofonlu Xenofanes Pitagoras'tan birkaç yıl önce ya da sonra doğmuş olmalıdır. Ama olasılıkla ondan oldukça uzun yaşamıştır. Şu an ekranda da görüyorsunuz zaten. Gençliğinde yurdu İonya'dan ayrılmış, yaşamının geri kalanını büyük ölçüde Sicilya ve İtalya'da sürgün olarak geçirmiştir. Başkalarının görüşlerini ele alırken şiirlerindeki ton gayet yericidir. Diogenes Lertios, Xenophanes'in Elegeias'ının Pitagoras hakkındaki dört dizesini aktarır. Az önce aktarmıştım zaten. Bu dizelerde anlatılan öyküde Pitagoras'ın ruh göçü öğretisiyle Alay edilir. Pitagoras bir gün sopayla köpek döven bir adam görüp şöyle bağırmış. Dur vurma çünkü o bir dostumun ruhu sesinden tanıdım. Bu yine benim az önce aktardığım fragmanın yeniden e, söylendiği bir yer arkadaşlar. Evet. Xenophanes'teki olası Pitagoras aktarımı böyle. Xenophanes'in fragmanları ile ilgili e, Leşer'in şu an ekranda gördüğünüz çalışması oldukça doyurucudur sevgili dostlar. Tabi bu sayede Pitagoras ve Pitagorasçılıktan bahsederken ondan bahseden Demokritosla ilgili, Kısönöfenesle ilgili kaynaklara da gitmiş oluyoruz haliyle. Kaynaklar ve fragmanlar arasında dolaşıyoruz. Şimdi Lecher'in burada aktardığımız Pitagorasla ilgili Kısönöfenes'in dizelerinin yorumu şu. Arkadaşlar, Xenophanes bu fragmanda yani Diogenes da bulunan aktardığımız bu e, köpeğin dövülmesi ve Pythagoras'ın buna tepki göstermesiyle ilgili bu fragmanda Xenophanes ya, yani ruh göçü inancını ima etmektedir. Ve ikinci olarak hikayesi alay etme amaçlıdır. Ancak bunlardan Meten Psikoz'un Ksenofanes'in alayının özel hedefi olduğu sonucu çıkmaz ve hikayenin ne kadarının gerçek, ne kadarının kurgu olduğundan tam olarak emin olamayız. Yani Ksenofanes'in aktardığı bu anekdottaki gibi gerçekten Pitagoras bir köpek dövülürken böyle bir şey söyledi mi? Bundan emin olamayız. Bu Ksenofanes'in uydurması olabilir. Veyahut Ksenofenes'in zamanına kadar gelmiş bir aktarımın devamı olabilir. Yani anlatıla gelen bir öykünün Ksenofenes tarafından tekrar edilmesiyle tekrar edilmesi durumuyla karşılaşıyor olabiliriz. Bu konuyla ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. Tek bildiğimiz şey Ksenofenes'in bir şiirinde bu konuyu ele aldığına ilişkin böyle bir aktarım olduğudur. Devamında dizelerin tek tek incelendiğini görüyoruz Leşer tarafından. Bir üçüncü dizeler burada Pitagoras'a atıfta bulunulduğu tam olarak kesin değildir diyor. Ancak yedinci fragman neredeyse evrensel olarak bu yarı efsanevi figürle ilgili elimizdeki en iyi kanıtlardan biri olarak kabul edilir. Yine önemli otoritelerden olan Kan Pitagoras hakkında makul bir kesinlikle bildiğimiz bir şey varsa o da öğrencilerine insan ruhunun ölümsüz dolayısıyla ilahi ve diğer canlı formlarına geçebileceğine yani hayvanlara geçebileceğine dair yeni bir görüş öğretmiş olmasıdır yorumunu yapar. Bu yorumu kana atfedebiliriz. Neşer'in aktardığı gibi. Pitagoras'ın bir vesileyle bir hayvana kötü davranılması hakkında konuşmuş olması bildirilen Pitagorasçı akrabalık doktrinleri ışığında ki yaşamında Pitagoras'ın yaşamında yani 14 A8 A'da yine Diogenes Laertios 8 13'te bulunuyor bu doktrine ilişkin işaretler ya da Pitagoras'ın kendisi veya başkaları için Önceki bir varoluşu iddia etmiş olabileceği düşünülebilir diyor. Nitekim Pitebaras'ın daha sonra göreceğimiz öğretisiyle ilgili fragmanlarda da yer alan ben zaten bir zamanlar bir oğlan, bir kız, bir çalı ve yüzerken denizden atlayan bir balıktım e, ifadesine referansla yine e, ruh göçüne ilişkin e, Pitagoras'ın iyi bilinen öğretisine bir gönderme olduğu yine burada söyleniyor. Kısanofenes'in en azından bunu bildiğini anlıyoruz bu aktarımdan. Sonra Leşer Kısanofenes'in dizelerinin dördüncü ve beşincisine e, ilişkin olarak şunları söylüyor. Bu satırların büyük ölçüde alay ya da istihza unsuru içerdiği konusunda bir görüş birliği vardır. Kısanofenes'in abartılı metempsikoz teorisiyle alay etmesi, iğneleyici anekdot skandallaştırılmış ton, gülünç, bir şaka, tenasüt ile alay etmesi, Pitagorası ve ölümsüzlük inancını karikatürize eden bir anekdot, mizahın yüzünde belirgin olan bir yaklaşım gibi farklı şekillerde yorumlanmıştır. Burada aktardığım yorumlar önemli felsefe tarihçilerine, aittir arkadaşlar. Mesela iğneyleyici anekdot ifadesi Frankel'e ait. Abartılı meten teorisi teorisiyle alay edilmesi Kirk ait. Kirk meşhur kitabına. Ee, skandallaştırılmış ton Burkert'e ait. Gülünç ifadesi Bowra'ya ait. Bir şaka ifadesi Barnes'a ait. Pitagoras'ı ve ölümsüzlük inancını karikatürize eden bir anekdot ifadesi kana ait. Evet bunları söyleyebiliriz. Ancak devamında Leşer şöyle diyor. Ksenofanes'in niyetini kendi gülünçlük anlayışımıza göre değerlendirirken ve metempsikozun onun iğnelemesinin özel nesnesi olduğu sonucuna varırken ihtiyatlı olmalıyız. Bilginin en azından bazı hakikat türlerinin nasıl mümkün olduğunu açıklamak için ruhun birçok kez doğduğunu, Dikim Platon'un Menon diyaloğu 81C'ye bakabilirsiniz bu konuyla ilgili olarak, bir hipotez olarak yani ruhun birçok kez doğduğunu bir hipotez olarak benimseyen ve adil davranışın rasyonel savunusuna insanların ruhlarının vahşi ve evcil hayvanlara inebildiği yönündeki olağanüstü Er mitosunu ekleyen de zaten Platon. Dolayısıyla burada daha e, hani gülünçten ziyade gülünç bir anekdotun paylaşılmasından ziyade hani gerçekten yaygın bir şekilde Pitagoras'a kadar giden bir ruh gücü öğretisiyle ilgili e, olabilecek veyahut gerçekten olmuş bir olayla ilgili alay etme amacı olmayan ...doğal bir aktarımda olabilir. Yani burada... ...Pitagoras gerçekten de... E, ...sopayla dövülen... E, ...bir köpeğin yanından... ...geçerken ona acımış olamaz mı? Ona... E, ...oradaki eyleme... ...yani oradaki köpeğe yönelik... ...haksızlığa, acımasızlığa bir tepki olarak... ...kendi ruh göçü... ...öğretisinden... E, ...ona bahs ...kendi ruh göçü öğretisinden hareketle... Oradaki o acımasızlığa bir tepki göstermiş olamaz mı? Olabilir. Hatta acımasızlığa tepki göstermek şöyle dursun, doğrudan kendi ruh gücü öğretisinin doğal bir e, ne diyelim sonucu olarak orada e, köpeklere veya herhangi bir canlıya. E, ...zarar verilmemesi gerektiğini... ...çünkü orada da en, en nihayetinde... ...herhangi bir insanın... ...daha önce yaşamış olan herhangi bir insanın... ...ruhunun onun içinde... ...olabileceği fikrini gerçekten savunmuş... ...olamaz mı? Olabilir. Yani bunu yine bir şüphe olarak... E, ...Leşir ortaya... ...koyuyor arkadaşlar. Leşir devamında... E, ...başka bir noktaya... ...temas ediyor. Daha doğrusu biz okuyucuları ve yorumcuları başka bir noktaya çağırıyor, davet ediyor. O da şu. Ksenofanes'in eleştirisi aslında metempsikoz yani ruh göçü doktrini veya teorisinin kendisine değil, daha ziyade belirli bir köpeğin sesine dayanarak sevgili bir dostun püsihesi yani ruhu olduğunun bilinebileceği şeklindeki fanese akıl almaz görünen böyle bir fikre yöneltilmiş olabilir. Yani köpeğin sesinden sen e, dostunun, ruhunun onun içinde olduğunu nasıl anlayabilirsin? Bu saçmadır. Böyle bir eleştiri burada bulunuyor olabilir diyor Leşir. Xenophanes'in de meten psikoza düşman olması gerektiği sonucuna varmadan önce Diogenes'le diyorsun ona atfettiği ruh görüşünün pinevma nefes olarak gören ilk kişi olduğu, yani pinevmayı nefes olarak değerlendiren ilk kişi olduğu, bir nevi ruhun kaynağı nefes'tir. Ruh denilen şey nefes'tir. Bunu tespit eden, bunu söyleyen ilk kişi olduğu yöndeki e, görüş bize hatırlatıyor. Sadece insanlarda ve hayvanlarda psühen'in varlığını ima etmekle kalmayıp aynı zamanda Aristoteles'in bazı Pitagorasçılara atfettiği pnevma temelli püsihe görüşüne de benzediğini hatırlamalıyız diyor. Ve burada Lesher bizi Aristoteles de Anima 404 a 17'ye davet ediyor. Ancak diyor Leşir herhangi birinin genel olarak püsiyesinin doğası hakkındaki bu spekülasyonların ötesine geçerek bireysel püsiheler yani püsihayl oluyor burada ve onların şimdiki ve önceki kimlikleri hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia etme iddia etmeye cüret etmesi Ksonofanes'i rahatsız etmiş olabilir. Evet gerçekten böyle bir ruh göçü olabilir. Bizler öldükten sonra ruhlarımız başka insanlara veya hayvanlara geçiyor olabilir bizden sonra yaşa. Ama bunu tespit etmek gülünçtür. Kısanefanes'in buradaki eleştirisi buna olabilir diyor. Bu karikatür Kısanefanes'in Pitagoras'ın özel bir bilgelik iddiasını onaylamamasına odaklanır. Tıpkı Herakleitos'un Pitagoras'ı Polymateen ve Kakotehnien'i nedeniyle azarlaması gibi. Nitekim daha önce bundan bahsetmiştik. Herakleitos'un Pitagoras'a yönelik eleştirilerinden. Son olarak Leşir şöyle diyor. Bu okumaya göre yani kendi değerlendirmesine göre. Kısnofanes'in hedefi Metempsikoz doktrini değil, Pythagoras'ın olağanüstü üç görü, içgörü iddiasıdır. Tüm dünya için köpek yavrusu havlayan bir köpek yavrusu gibi ses çıkarırken Pythagoras için gerçekte sevgili bir dostunun ruhuyla özdeştir. Böyle bir iddianın savurganlığı metafizik olmaktan ziyade epistemik olacaktır. Reinhard'ın açıkladığı gibi Pythagoras'ınki gibi bir iddiaya itibar etmek için akıl, görünüş ve deneyim tarafından bize söylenen her şeyi bir kenara atmamız, insanlar ve hayvanlar arasındaki farklara dair edinilmiş duygularımızı, bir insan sesinin neye benzediğine dair normal varsayımımızı ve benzerlerini bir kenara bırakmamız gerekir. Xenophanes'in karikatürünün dehası, arkasındaki o incelik, Pythagoras'a Pythagoras ilişkin bu şarlatanlığı herhangi bir makul bakış açısından izole etme yeteneğinde yatar. Yapılması gerekenin bu olduğunu açıkça söylemeden, sadece anekdodu aktararak, senofenes her zaman yaptığı gibi iğneleyici bir üslupla, biraz üstü kapalı bir e, retorikle aslında Pitagorası akli e, düşünceye davet etmeye çalışıyor. Katılırsınız, katılmazsınız. Aranızda Pitagorasçılar varsa Kısenofenes'e tepki gösterebilir gönül rahatlığıyla. Ama en azından Kısenofenes'in iğneleyiciliğinin, iğneleyici dilinin... Doğal sonucu budur. Evet sevgili dostlar. Bu yayında Demokritos'ta ve Xenofanes'te olası Pitagoras atıflarını inceledik. Evet. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.